Bir duvar saatinin tiktaklama sesleri gecenin sessizliğini kurşun gibi delip geçiyordu. Birazdan metal bir tabağa düşen çivi sesi de bir anlık eşlik edecekti ona. Tek bir çın sesiyle başını kaldırdı okuduğu kitaptan Şehmus. Muma saplı 7 çividen biri daha düşmüştü. Bu gecelik okuması bitmiş, son bir gecesi kalmıştı. Kitabı kapatıp mumu söndürdü ve uyumak için odadan çıktı. Yaptığı şey bir bağlama işlemiydi. 7 gün boyunca istediği kişiyi kendine bağlayacaktı. Bunun için kızın saçından bir tel, kendine ait bir ip parçası, mum ve çiviler gerekiyordu. Muma dileğiyle adlarını yazarak çivileri sapladı. Sonrasında ise okumaya başladı. Her gün bir çivi düşene kadar okuyacaktı. Bugün 6. okumasını yapmıştı. Nazlı, ismiyle müsemma genç bir kızdı. Annesi birkaç hafta önce kendisine getirmişti. Nazar vardı kızın üzerinde, biraz okumayla halletti. Ancak onun güzel gözlerine aşık olmuştu. Tabii ki bu işin oluru yoktu. Kız 19 yaşındaydı, Şehmuz ise 47. Ailesine söylese asla müsaade etmez, polise bile giderlerdi. Bu yüzden yapabileceği tek şey Nazlı'yı kendi ayaklarıyla yanına getirmekti. Başını yastığa koyarken genç kızı düşündü. Az kaldı diye mırıldandı kendi kendine. Yakında benim ne olacak? 2 gün sonra Nazlı annesinin seslenmesiyle kovayı alıp dışarı çıktı. Bahçedeki odunluktan odun alıp sobaya atması gerekiyordu. Karanlık ve soğuktu dışarısı. Bir eliyle mor yeleğinin önünü kapattı ve yürümeye devam etti. Nazlı! Birisi ona bağırmıştı, hem de kulağının dibinde. Korkarak arkasını döndü ancak kimseyi göremedi. Etraftan da bir ses gelmiyordu. Hemen işini halledip eve geri dönmeliydi. Birkaç adım daha attıktan sonra odunluğa gelmişti. Sürgülü kapının açık olduğunu görünce şaşırdı. Nedenini düşünmekle uğraşmayacaktı. Bu yüzden kapıyı açıp içeri girdi. Kovayı odunla doldurdu. Bunu yaparken odunların arasından bir ses geldi. Başta ne olduğunu anlayamadı. Sonra bir şeyin ayak bileğini sıktığını fark edip oraya baktı. Bakar bakmaz da çığlığı bastı. Bileğine dolanan şey büyük bir yılandı. Kahverengi pul pul derisi ve korkunç bakan gözleri vardı. Nazlı yılanla göz göze geldiği an bağırdı ve ortalık karardı. Gözünü açtığında salondaki divanın üzerindeydi ve annesi bileklerini kolonya ile ovuyordu. Kadın kızının gözünü açtığını görünce rahatladı. Hamit kendine geldi. Kocası anında kapıdan girdi. Şimdi ikisi birden başında korku dolu gözlerle kıza bakıyordu. Birkaç saniyelik sessizliği annesi bozdu. Nazlı, ne oldu kızım sana? Zorlukla konuşuyordu kız. Kendini rüyada sanıyordu. Bilmiyorum. Odunluğa girdim. Sonra bileğime bir şey dolandı. Ne dolandı bileğine kızım? Şok etkisiyle o son gördüğünü silmişti beyni. Hatırlamıyorum baba. Hamit'le karısı birbirlerine baktılar. Nazlı ayaklanacak gibi oldu ki babası durdurdu. Yat kızım, ne istiyorsan biz getiririz sana. O gece yatağına yatıp başına ne geldiğini düşünmesine rağmen hatırlayamadı. Bedenen olmasa da zihnen kendini çok yorgun hissediyordu. Ağır yorganını iyice üzerine çekip gözünü kapadı. Çok da beklemeden hızlıca uyuyakaldı. Yanağı gıdıklanıyordu. Sanki bir şey ona dokunuyor, yanağını okşuyordu. Babası genelde uyurken severdi. Gülümsedi Nazlı, ardından gözünü açtı. Onun yanağına dokunan adam babası değildi. Birine benziyordu ama gördüğü kişiyi insana dahi benzetemedi o an.
Pul pul derisi ve çizgi göz bebekleriyle insanla yılan karışımı bir şeyi andırıyordu daha çok. Uzun tırnaklı elleriyle yanağına bir daha dokundu. Nazlı bu şeyden kaçmak istedi. Belki de rüya görüyordu. Kendini uyandırmak için hareket etmeye çalışsa da felç geçirmiş gibi kıpırdayamadı. Bu sefer bağırmak için ağzını açtı, bunu da başaramadı. Panik içindeydi. Bir şeyler yapmalıydı. O şey kıza doğru eğiliyor, yaklaşıyordu. Uzaktan gelen sabah ezanının sesiyle ortalık bir anda karardı. O yılanımsı varlıkta kayboldu, Nazlı da çözüldü. Hemen yatağından fırlayıp sağı solu kontrol etti. ''Nasıl bir rüya bu Allah'ım?'' diye sordu kendi kendine. Bütün gün evin içinde annesine yardım etmişti genç kız. Akşam olup babası gelince yemek yediler ve televizyonun karşısına geçtiler. Babasının birkaç dakika sonra uykusu gelmiş, şekerleme yapmaya başlamıştı ki annesi ayaklandı. Sobanın yanındaki kovayı alınca Nazlı araya girdi. ''Anneciğim sen zahmet etme, ben alayım.'' Kadın dün olan şeyden öyle korkmuştu ki risk almak istemiyordu. ''Yok kızım, ben giderim. Bir dahaki sefere sen alırsın.'' deyip odadan çıktı. Annesinin gidişinden sonra televizyona bakmaya devam etti kız. O sırada babası kalktı ve bir şey söylemeden çıktı. Sadece birkaç saniye içinde de odaya döndü. Nazlı ona bakmamıştı. Ne çıkarken ne de geri geldiğinde. Önündeki diziye dalmıştı. Bir sesle kendine geldi. ''Artık yaşın da geldi.'' ''Efendim baba?'' ''Yaşın diyorum geldi. Kocaman kız oldun.'' Nazlı anlamıyordu. Dinledi, soru sormadı. ''İsteyenin oluyor Nazlı. Seni artık evlendirmemiz uygundur.'' Şimdi nereden çıkmıştı bu evlilik mevzusu? Devam etti adam. ''Bu Şehmuz Hoca'yı biliyorsun. Ona vermeyi düşünüyorum seni.'' ''Şehmuz Hoca?'' Birkaç saniye düşündüyse de kim olduğunu çıkaramadı. ''O kim baba?'' diye sordu. Adam eliyle pencereyi gösterdi. ''Bak orada işte.'' Kız irkildi. ''Nasıl orada?'' diye düşünüp başını o tarafa çevirdi. Pencerenin tam dibinde biri vardı. Elleriyle cama tutunmuş, içeri bakıyordu sırıtarak. ''Bu geçen gece odasındaki şeydi, o yaratık.'' Kızla göz göze gelince camı yumruklamaya başladı. Nazlı korkuyla ayağa kalktı ve babasına baktı. Babasının yüzü artık tanınmaz haldeydi. Sol tarafı sanki kezzapla yakılmış gibiydi. Taze yaralardan kan ve irin akıyordu. ''Sana evleneceksin dedim.'' diye bağırınca Nazlı ayağa fırladı. Koşarak odadan çıkarken kulağına hala cama vurulan yumruk sesleri geliyordu. Koridorda ilerlerken yatak odasının açık kapısına ilişti gözü. Sadece bir saniyeliğine babasının yatakta yattığını gördü. Dondu kaldı onu görünce, sonra arkasına baktı. Salonun kapısından bakan şey babası değildi. Ayakta kabus mu görüyordu yoksa uyuya mı kalmıştı yine? Aklı, bilinci hepsi birbirine girmişti. O şeyin babası olamayacağını biliyordu ancak bilinçli de hareket edemiyordu. Yapabildiği tek şey içgüdüleri doğrultusunda davranmaktı. ''Buyur lan.'' Gelmeyecekti. Kapıya gidecek ve kendini hemen dışarı atacaktı. L şeklindeki koridordan döndü ve evin kapısına hızlı hızlı yürüdü. Tam kapının kolunu yakalayıp açtı ki annesiyle burun buruna geldi. Kadın kızının yüzünü görüp endişelenmişti. ''Nazlı, ne oldu kuzum?'' Nazlı derin derin nefes alıyordu. ''Anne babam.'' Kadının aklına korkunç senaryolar geldi bir saniyede. Kova elinden düştü. Kocasına bir şey olduğunu sanıp hemen içeri koştu. Yatak odasında yatan adamı görünce içi rahatladı. Dönüp kızına baktı. Ona kızgın mıydı, değil miydi? O da bilmiyordu. ''Getir kovayı.'' dedi sadece ve salona geçti. Bir sonraki gün ikisi de sessizliğini koruyordu. Anne ve kızı. Hiçbir şey olmamış gibi davransalar da asapları bozuktu ikisinin de. Akşama kadar günlük işlerle ilgilenmişler. Akşam yemeğinden sonra da
Ebeveynler salonda otururken Nazlı da çaylarını doldurup odasına çekilmişti. Yapacak bir şey yoktu genç kızın. O da yatağına uzanarak dün geceyi düşünmeye başladı. Uykuya yumuşak bir geçiş yapmıştı. Öyle ki bilinci kapansa da ne ara uyuduğunu hatırlamayacaktı. Birden kendini anlamsız bir şekilde bir ormanda buldu. Çıplak ayaklarına işleyen soğuğu sonuna kadar hissediyordu. Üzerine başına bakınca kıyafetlerinin değişmiş olduğunu, gelinliğe benzer beyaz bir elbise giydiğini gördü. Uzaktan kulağına gelen davul zurna sesleriyle kendini incelemeyi bırakıp ayağa kalktı. Ortamdaki mantıksızlık bilincini henüz kaybetmemiş, rüyaya tam dalmamış kıza nedense garip gelmiyordu. Nerede olduğunu merak ediyordu o. Ayaklarına ormanın içindeki taşlar, dikenler bata bata ilerledi sese doğru. Sadece birkaç on metre sonra bir grupla karşılaştı. Net göremediği bir grup kısa boylu insan, siyah bir atı tutmuş ona doğru ilerliyorlardı. Tek tek hepsinin yüzlerine baktı. Kadın ve erkekleri ayırt edebiliyorsa da yüz hatlarını bir türlü göremiyordu. Ata baktı Nazlı. Gözleri kırmızımsı, siyah renkli bir attı ve yelesi kısım kısım örülmüştü. ''Lütfen yardım edin.'' dedi telaşla kız. Atın eğrini tutan adam sırıttı. Diğerleri gibi o da hiçbir şey demedi. ''Lütfen yalvarıyorum.'' Herkesin yüzüne bir daha baktı bu sefer. ''Neden cevap vermiyorsunuz? Kaçırılmış olabilirim. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Ne zaman geldiğimi de bilmiyorum.'' Eğri yakalamış adam konuştu. ''Gel, bin. Biz seni götürmek için geldik.'' ''Nereye?'' ''Ait olduğun yere.'' Rüyada olan kız eve gideceğini sandı ve bindi. Tekrar davullar zurnalar çalınmaya başladı. Atın üzerinde bir yere götürülüyordu. Başta evine gideceğini sanmıştı fakat vakit geçip ormandan çıkamayınca kaçırıldığını fark etti. Hiçbir şey yapmadı Nazlı. Sakince atın üzerinde oturdu. Aslında normal şartlarda attan dahi atlardı. Fakat normal şartlarda değildi şu an. Ne kadar zaman geçti bilmiyordu. Ancak dağlar tepeler aşmışlardı. Yolun uzunluğuna nazaran sanki bir anda olup bitmişti her şey. En son bir sisin içinden geçtiler ve açıklık düz bir alana çıktılar. Herkes durdu. Eğri tutan adam kızın inmesine yardım etti. Nazlı etrafına bakınca buranın şenlik alanı gibi bir yer olduğunu gördü. Refakatçisi genç kızı tam ortada bir masaya oturttu. Ardından oradaki kadınlar da başına kırmızı bir duvak örttüler. Nazlı'nın kıpırdamaya ne mecali vardı ne de isteği. Sanki ruhu çekilmiş gibiydi. Yanına oturan kişiye bile dönüp bakmadı. Birkaç dakika içinde tekrar davullar zurnalar çalınıyordu. Yemekler oradakilere dağıtılıyordu. Elinde buz gibi bir el hissetti Nazlı. Başını çevirip yanındakine bakınca birine benzetti. Genç bir adamdı. Oldukça da yakışıklıydı. Yeşil gözleri pırıl pırıldı. Kalbi onun için çarpmaya başladı Nazlı'nın. O da genç adama gülümsedi. Önüne konan tabağa dikkati kaydı bu sefer. Ete benziyordu, sadece biraz kırmızıydı. Onu da başındaki duvaktan olduğunu düşündü. Karnının aç olduğunu hissediyordu. Elleriyle duvağını yavaşça kaldırdı. Kaldırmasıyla tabaktakilerin çiğ et olduğunu gördü. Kanlıydı, hatta biraz çürümüştü de. Öyle iğrenç bir kokusu vardı ki başındaki duvak onun kokusunu perdeliyor gibiydi. Yanındaki adama döndü. Bu nasıl yemek diyecekti. Oraya bakınca az önce gördüğü kişiden eser olmadığını fark etti. Yüzünün yarısı erimiş, yanmış gibiydi. O kısımdaki göz de yanağına akıyordu. Ağzının kenarından sızan kanın yediği pis kokulu etten geldiğini gördü. Midesi bulandı kızın, yerinden fırladı kaçmak için. Sadece birkaç adım atmıştı. Ona bakan kişileri gördü. Yüzlerini ilk defa net fark etti. Hepsinin yüzleri yaralarla doluydu.
Bazılarınkinde yanıklar da vardı. Dudakları yukarı doğru kalkmıştı. Kafa taslarının bir kısmıyla dişleri de görünüyordu. Kaçmaya çalıştı Nazlı, ancak bedeni bir anda ağırlaştı. Koşmak bir yana, yürümek bile zor geliyordu. Masalara tutunmaya başladı. O uzaklaşmaya çalışırken diğerleri de başına toplanıyordu. Genç kızın kalbi deli gibi atıyor, aldığı nefesi hissetmiyordu. Başı da dönmeye başlamıştı. Bir anda dizlerinin bağı çözüldü ve yere yığıldı. Etrafına doluşan varlıklara baktı. Bir şeyler söylüyorlardı ancak ne dediklerini anlamıyordu. Boğuluyor gibi hissediyordu. Aldığı nefes kanına karışmıyordu. Gözleri kararana kadar onlara baktı. Gözünü açtığında yatağındaydı. Nefes nefese kalmıştı. Odasında olduğuna emin olmak için sağa sola baktı. Her şeyin bir rüyadan ibaret olduğunu anlayınca da rahatladı. Saate kaydı gözü hemen. Yatalı daha 2 dakika olmuştu. Bu kadar uzun geçen gece sadece 2 dakikadan ibaretti. Rüyanın etkisiyle dudakları kurumuştu. Su içmek için kalkıp odadan çıktı. Koridor karanlıktı. Hatta her yer karanlıktı. Duvarlara tutunarak mutfağa yürürken salondan gelen konuşmaları duydu. Şöyle bir başını uzatınca da annesinin bir grup kadınla neşeli bir konuşma yaptığını anladı. Karanlıkta. Kimlerin geldiğine bakmak için oraya yürürken onların konuşmalarını net olarak duyuyordu. "Hayırlı olsun kardeşim," dedi tanımadığı bir kadın. "Sağ ol komşum, sağ ol. Çok iyidir benim damadım." "Zor olmayacak mı?" diye sordu aynı kadın. Annesinin konuşması sertleşti. "O kızın eti de kanı da damadıma feda olsun." Nazlı iyice meraklanmıştı. Daha hızlı yürüdü ve hemen odaya girdi. Girer girmez gördüğü manzara şuydu. İçeride çarşaflı ve peçeli kadınlar vardı. Boyları neredeyse 2 metreydi. Tam orta yerde bir sandalye vardı. Sandalyede de kendisi oturuyordu. Nerede olduğunu, ne olduğunu anlayamadı. Gözleri annesini aradı. Annesi diğer kadınların arasından çıkıp geldi. Sandalyedeki kızın, yani kendinin arkasına geçti. İkisiyle de göz göze geldi Nazlı. İkisi de kendine gülümsüyordu. Birden annesi sandalyedekinin perçeminden yakaladı ve başını arkaya çekti. Böylece boynu tamamen açıkta kalmıştı. Şimdi ne olacaktı? Merak ediyordu. Annesi diğer elinde paslı bir bıçak tutuyordu. O bıçakla yavaş yavaş sandalyedeki Nazlı'nın boğazını kesmeye başladı. Yavaşça, sanki bir bardaktan taşarcasına kan sıçrıyordu kızın boğazından. Öksürdü Nazlı, boğazı acıyordu. Boynunda bir sıcaklık hissedince oraya dokundu. Bu kandı. Sandalyedeki kız kendini yere atıp çırpınırken kendi de yere düştü. Onun boğazıyla kendi boğazı da kesilmişti. Birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Etrafta kan kokusu vardı. Başını çevirip odadaki diğerlerine de baktı. Hepsinin ayakları tersti, gözleri yeşildi ve kedi gibi parlıyordu. Genç kız kendini kaybederken odadan zılgıt sesleri yükseldi. Nazlı ikinci kez uyandı. Hemen boynunu kontrol etti. Hiçbir şey yoktu. Etrafa baktı, odasındaydı. Dudakları kurumuştu. Tam kalkacaktı ki aklına iç içe gördüğü 2 rüya da geldi. Her ne olduysa ve olacaksa bu gecelik yeterdi. Böylece kalkmaktan vazgeçti ve geri yattı. Sonraki günler Nazlı'nın durumu daha da kötüleşti. Gündüzleri robot gibi etrafta dolaşıyor, geceleri de uyur gezerlikle mücadele ediyordu. Annesi resmen başında nöbet tutuyordu kızının. Bir akşam kadın eşiyle konuştu. "Hamit, kızı götürelim mi bir hocaya?" "Hangi hoca?" "Adın neydi? Ya götürdük ya. Heh, Şeyhmuz hoca. İyi gelmişti o zaman kızımıza." Adam biraz düşündü. "İyi,
Tamam, ara da götürürüz. Nazlı'nın annesi ertesi gün Şehmuz Hoca'yı aramıştı ancak adamın telefonu bütün gün kapalıydı. Ona hocanın numarasını veren komşusunu aradığında da o kadının da hocadan haberinin olmadığını öğrendi. Acilen birini bulmalıydı kızı için. Komşusuna araştırma yapması için ricada bulunduktan sonra telefonu kapattı ve yatmak üzere olan kızının başına gitti. Birkaç gün geçmişti. Komşusu ona başka bir hoca önermiş, kadın da kocasıyla kızını alıp oraya gitmişti. İçeri girdiklerinde adam kıza garip garip bakıyordu. Ailenin isteği üzerine de bakım yapmıştı. Aslında gerek yoktu. O daha içeri girer girmez yanındaki hadimler onun başına geleni göstermişti zaten. "Hocam, Allah rızası için kızımın neyi var söyleyin." Kadının bu sözleri karşısında adam sakalını kaşıdı. Musa'ydı adamın adı. Düşünceli bir hali vardı. "Kızınıza büyü yapılmış." "Kim? Nasıl büyü yapmış?" Babası atılmıştı ortaya. Musa ikisine birden baktı. "Bu kızcağızı bir hocaya götürmüşsünüz. Hoca da kıza aşık olmuş. Ayaklarıyla kendine gelsin diye çivilerle büyü yapmış. Sonra o çivileri bir mezara gömmüş. Ancak..." "Ancak ne hoca?" Adam elini kaldırdı sakin olmasını ister gibi. "Sakin olun Hamit Bey. Becerememiş adam. Cinler hem kızınıza hem ona musallat olmuş. Büyük ihtimalle o yüzden bulamıyorsunuz. Elimizden geldiğince Allah'ın izniyle halletmeye çalışalım." Anne kızını o adamın yanına götürdüğü için pişmanlıktan ağlıyordu. Bu kadar zaman anlayamadığı için de. Musa Hoca ekledi. "Gece köydeki mezarlığa gidip şu çivileri bir çıkaralım." Gece vakti babayla hoca mezarlığa gitti. Adam resmen eliyle koymuş gibi çıkardı çivileri mezardan. Sonrasında baba hocayı eve götürdü. Artık iş Musa'ya kalmıştı. Birkaç gün geçmişti. Nazlı'nın durumu görece iyiydi. Artık ne kabuslar vardı ne de gece kalkıp gezmesi. Büyü bozulmuş olmalıydı. O gün kadının komşusu da aradı. Ona Şehmuz Hoca'nın evinde ölü bulunduğunu söyledi. Anlatılanlara göre boynu kırıktı ve gözleri oyulmuştu. Hem de en az bir hafta önce ölmüştü. Herkesi sorguya çekiyorlardı. Onlara da gelebilirdi jandarma. Kadın aslında her şeyi biliyordu ama sustu. Neden öldüğünü Musa Hoca zaten anlatmıştı. Kimsenin ağzına sakız olmaya, jandarmayı üzerine çekmeye niyeti yoktu. Allah taksiratını affetsin deyip konuyu kapattı. Aile bir süre sonra bu durumdan tamamen kurtulmuştu. Kızları iyiydi, her şey normale dönmüştü. Hatta başka bir köyden görücüsü de geliyordu. Şehmuz Hoca konusunu da ne aile içinde ne de köyde hiçbir zaman açmadılar. Bazen köy mezarlığından gelen sesler olduğunu söyleyenler vardı. Ancak kimse bakmaya cesaret edemiyordu.